Biliyorsunuz 31 Mart'ta tüm Türkiye'de bir yerel seçim gerçekleştirildi. Yerel seçim gerçekleştirilirken en çok merak edilen yerlerin başında Kürdistan'daki iller gelmekteydi. Kürdistan illerinin başında ise Şırnak gelmekteydi. Biliyorsunuz 2019 yılında Şırnak'ta halk iradesi taşıma oylarla birlikte neredeyse gasp edilmişti. Ve aslında seçilmiş bir belediye başkanı değil de hayali seçmenle kendisini var etmiş bir belediye başkanı seçilmişti. Gerçekleştirilen bu yeni yerel seçimlerde de bizler şunu çok merak ediyorduk. Acaba tekrardan Şırnak'ta halk iradesi mi esas alınacak, yoksa üniformalı taşımalı hayali seçmenlerle mi halk iradesi gasp edilecek mi? Bununla ilgili maalesef yaptığımız gözlemlerde, eğitimsel olarak kurduğumuz komisyonlarda, okullarda bulunduğumuz esnada şunu gördük ki Şırnak'ta neredeyse 10 bini aşkın hayali seçmen, taşımalı seçmen getirilmişti. Ve bunların hepsi de neredeyse hiç Şırnak'ta yaşamamış, sadece oy kullanmak için getirilmiş AKP-MHP iktidarının özellikle Şırnak'ta bulunan vali, kaymakam gibi temsilciler tarafından getirilmiş kişilerdi. Bizler halk iradesinin hayali seçmenlerle birlikte gasp edilmesine müsaade etmek istemedik. Eğitimsel olarak okullara gözlemci görevlendirdik. Okullarda gerçekleştirilecek hukuksuzluklara, antidemokratik uygulamalara karşı gözlemci olarak orada bulunan yanlışlara ses yükseltmek, tepki göstermek adına oralarda bulundum. Maalesef ki Şırnak'ta en çok taşımalı seçmenin bulunduğu okul ise neredeyse sadece hayali seçmenlere tahsis edilmiş tüm General Ömer Keçecigil İlkokulu ve Ortaokulu'ydu. Oraya gittiğimizde gözlemci olarak şaşkınlığa uğradık. Onlarca otobüs, onlarca yüzlerce hayali seçmen kolluk kuvvetleri eşliğinde oraya getirilip oy kullanmaya getirilmişti. Bizler orada bu haksızlık karşısında bir tepki vermek zorundaydık. Ben öncelikle bu tepkiyi orada bulunan DEM Parti il eş başkanlarına, DEM Parti milletvekili Zeki İrmez'e ilettiğimde bu yanlışa göz yummamamız gerektiğini, halk iradesinin bu şekilde ipotek altına alınmaması gerektiğinden bahsettik. Okulun bahçesine çıktığımızda tekrardan şaşkınlıkla karşı karşıya kaldık. Hala yüzlerce seçmen gelmeye devam ediyordu ve ses yükselttik. Bizler bu halkın iradesinin gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Halkın iradesine ipotek konulmasına müsaade etmeyeceğiz diye ses yükselttik, tepki gösterdik. Bu tepki sonucunda aslında şunu da fark ettik. Halkımız, Şırnak toplumu böyle bir tepkinin verilmesini bekliyormuş. Bu tepkimiz sonucunda nasıl ki Şırnak bu tepki yayıldı, birçok halk, birçok Şırnaklı o okulun önüne gelmeye başladı ve şu tepkiyi vermeye başladılar. Biz irademizi kimseye teslim etmeyeceğiz. İrademiz bizimdir. Bizim adımıza Şırnak'ta bir dakika tek bulunup oy kullanmak için gelen kişiler oy vermeyecektir. İrademizi onlar temsil etmeyecektir. Bu doğrultuda bizler bu tepkiyi yükselttiğimizde orada güvenliği sağlamak için bulunan polisler maalesef ki seçim güvenliğini sağlamak yerine ilk yaptıkları şey orantısız bir şiddete başvurmak, halka orada gözlemci olarak bizlere karşı biber gazını ve şiddeti gösterdiler. Bizler Kamu Emekçiler Sendikası Konfederasyonu olarak diyoruz ki Şırnak'ta bir demokratik bir seçim ortamı yoktu. Şırnak'ta hukuksuz bir şekilde insanlar oraya getirilip oy kullandı. Şırnak halkı sandıklara iradesi yansımamıştır Şırnak halkının. Orada bir halkın iradesinin ipotek altına alındığını gördük. Tüm kamuoyuna çağrımızdır. Gelin seçimler yenilensin. Demokratik koşullarda. Hukuksuzluğun bertaraf edildiği, hukuk süreci içerisinde yürütülen bir seçim esas alınsın.